Japonya'nın Asuka Parkı'nda 800 tonluk granit oyması bulundu. 11 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğinde ve 5 metre yüksekliğindedir. Bu işlenmiş kaya yapısına Masuda'nın kaya gemisi denildi. Sebebi ise 1803 yılında Japonya'nın Hitachi eyaletinde yaşanan bir olaydı. O gün tanımlanamayan bir cisim kıyıya vurmuş, balıkçılar tarafından karaya sürüklenmiş ve içinde canlı bir kadın çıkartılmıştır. Cisim 6 metre genişliğinde ve 4 metre yüksekliğindedir. Üzerinde pencereler bulunan metal bir cisim, içimden çıkan 20'li yaşlarda elinde garip bir kutu bulunan kadın tanımlanamayan bir dil konuşuyordu. Balıkçılar daha önce hiç görmedikleri kıyafetleri onun üstünde görüyorlardı. Gemi içinde garip yazı, metal bantlar, sert cam pencereler balıkçıların şimdiye kadar görmedikleri şeylerdi. Ve sonra balıkçılar kadını tekrar bu cismin içine girmesini sağlayıp denize itmişlerdi. Açıklanamayan olay Asuka Parkı'nda bulunan granit oyma kayasının bulunması sonucu Masuda'nın kaya gemisi adını alsa da bu kaya hakkında hiçbir bilgi yok ve gizemini hala koruyor. İsim ise 1998 yılında elektrik mühendisi John Williams tarafından keşfedildi. Amerika'da yürüyüş gezisinde bu cisimle karşılaştı. Jeolojik analizlere göre cismin 100 bin yıllık olduğu anlaşıldı ve gizemini hala koruyor. Buji. Bulunduğu sırada ilk başta sıradan bir buji gibi görünse de yapılan analizlerde 500 bin yıllık olduğu anlaşıldı. 1961 yılında ABD Kaliforniya'da Kaso Dağı'nda bulunmuş eser Doğu Kaliforniya Bağımsızlık Müzesi'nde sergilendi. 1969'dan sonra da müzeden kaybolmuş. Güney Afrika'da madenciler tarafından bulunan bu metal toplar analizler sonucu 2.8 milyar yıl öncesine ait olduğu anlaşıldı. ...1852 yılında bir dergide yayınlanan bu eser 12 santim yüksekliğinde bir vazo, tahmini 600 milyon yıllık bir kayanın içinde olduğu iddia edilmiştir. Fosil ayak izi. Bu izi gizemli kılan günümüz ayakkabı izleri gibi iz bırakmasıdır. Öyle ki basıldığı izin içinde mikroskobik hayvanların fosilleri mevcuttur. İz çevresi boyunca çift dikiş izi görünmektedir. Günümüz ayakkabı izlerinden tek farkı ise 15 milyon yaşında olmasıdır. Kosova'da bir araştırmacı tarafından keşfedilen bu cisim, yapılan incelemelerde 20 bin yıllık olduğu tahmin edilmiştir. Günümüz trafo sistemlerinden farksız bakır sargı bobinleri taşlaşmış kaya ile birbirine kaynamıştır. Açıklanamayan cisimler sıralamasında yerini alıyor. Londra'daki Doğal Tarih Müzesi'nde Paleolitik dönemden kalma 38 bin yıllık kafatası bulunmaktadır. Kafatası 1921 yılında Zambiya'da 1820 metre derinlikte kaya bloklarının içinde bulunmuştur. Bu kafatasını önemli yapan ise sol tarafında 2 santimetrelik bir deliğin bulunmasıdır. Deliğin bir ok ve mızrak ile açılmadığı anlaşılmıştır. Çünkü deliğin kenarlarında mikroskopik düzeyde dahi en küçük çatlak yok ve delik sesten daha hızlı bir cisim tarafından açılmış olduğunu anlaşılmaktadır. Deliğin karşı çıkış noktası parçalanmış, yani içeriden dışarıya doğru patladığını göstermektedir. Ateşli silah uzmanlarına göre kesinlikle bir tüfek atışı sonucu olabilir denmektedir.
1936'da Texas Londra şehri yakınlarında bulundu. Arkeologlar kayanın 110 ila 115 milyon yaşında olduğunu tahmin ettiler. Ahşap sap taşlaşmış. Demirden yapılan çekiç başı günümüz çekişlerinden fark yok. Bağdat pili. 2000 yıl öncesine ait kilden yapılmış 13 santimetre uzunluğundaki bir çömlek. Çömleğin içinde demir bir çubuk etrafına sarılmış olan bakır silindir bulunuyor. İçindeki düzenek ziftle kaplanarak mühürlenmiştir. Bu düzenek içine konulan sıvının özelliğine göre elektrik üretebilir. Dünyanın en gizemli antik nesneleri arasında sayılan ve sıkça adından söz ettiren pil. 1930'lu yıllarda Alman arkeolog tarafından Bağdat yakınlarındaki bir bölgede keşfedildi. Disk sabo. Mısır uygarlığının çözülmemiş gizemi. Bu disk M.Ö. 3100 yıllarında yaşayan Mastaba Sabo'nun mezarının incelemesi sırasında keşfedildi. Çapı 70 cm, dairesel ince bir kesit olarak devam eder. Bilim adamları bu diskin amacını ve karmaşık yapısını doğru bir şekilde belirleyemiyorlar. Kalıntılar 1901 yılında Yunan dalgıçlar tarafından gemi enkazından çıkarılan 2100 yıllık bir saat düzeneği mekanizması olduğu anlaşıldı. Mekanizmanın ay ve güneş hareketlerini tahmin ettiğini araştırmalar sonucu ortaya çıkarmıştır. Altından yapılmış uçak maketleri. Bu maketler Güney Amerika'da ve Mısır'da bulunmuştur. Yapılan analizlerde 1800 yıllık olduklarını tahmin etmişler. Boynik el yazması. 1404'lü yıllarda yazıldığı tahmin ediliyor. Kitabın içindeki ilginç resimler, bitkiler bulunuyor. En ilginç olanı ise bu resimlerde görülen bitkilerin dünyada olmaması. Kitabın ne olduğu, kim tarafından yazıldığı, ne amaçla yazıldığı, hangi dilde yazıldığı bilinmiyor. Günümüzde dahi kitabın dili çözülememiştir. Bu taşlar Peru'daki Ica şehri yakınlarında bir mağarada bulunmuşlardır. Buradan Ica taşları ismini almıştır. Bugüne kadar 15 bin adet bulunan taşların üstünde dinozorlar ve ameliyat yapan insanlar, yıldızları inceleyen insanlar, daha değişik teknolojik donanımlara sahip insanları göstermektedir. En ilginç olanı ise karbon 14 yöntemi yapılmamıştır. Bu nedenle taşların kesin yaşı bilinmemektedir. Costa Rica taş küreleri. Costa Rica'da bulunan çapları 2 metre arasında değişen taş küreler, taş ustası olarak tanınmış Duquesne halkı tarafından yapıldığı sanılıyor. Fakat kesin bir bilgi yok. Bazı araştırmacılar ise Atlantis'ten kalmış olabileceğini tahmin ediyorlar. Kansas Üniversitesi araştırmacıları hala kesin bir bulguya sahip değiller.